teknik heyet ve sizlere hepimize başarılar. Yolunuz açık olsun demiş. Hepinize selam ve sevgiler. Biz de Antalya'mıza selamlarımızı yolluyoruz derken Antalya'dan çok değerli bir hakemimiz bu müsabakanın Minder hakemi yönetecek. Hemen o bilgileri sizlerle paylaşacağız. Sayın Levent hocamız Levent Şen'den bir kere daha gururumuz Levent Şen hocamıza teşekkür ediyoruz. Özellikle hem MHK'mizin ve şu anda bu 48 kilonun orta hakemi Hacı Karadağ, aynısı Antalya bölge hakemimiz, kendisini yürekten kutu uluslararası hakemlerimizden kendisine de başarılar diliyoruz. Levent Şen hocamıza da teşekkür ediyoruz. Bu güzel bilgileri kendilerinden alıyoruz ki onları da tek tek onları sizlere anlatacağız. Heyecanımız sizlerle birlikte. Ekran başındaki değerli güreş severler, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı U17 Ahmet Ak Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın son günündeyiz. Harika bir salon. Minder başına sevgili Mehmet Eroğlu, organizasyonlardan önemli bir koordinasyon, önemli bir isim. Aldığımız bilgilerde minder başına düşen maç sayısı 110'du. 3 gün içerisinde tabii finallere kadar bu şekilde geldik. Bir minderde en iyi üçler var. C minderinde ama biz finale şu anda odaklandık. Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Nuri Zengin'le beraberiz. Final başladı. Söz sende sevgili evet. Zengin. Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü Abdullah Kodek Müdürümüze dünden beri teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Onun eseri bunlarda. Final kırmızı mayolu güreşçi. Öbür diğer tarafta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü. Arkaya geçmeye çalışıyor. Evet, güzel böyle mücadele dolu bir güreş. Bu arada kenarda ustalar da onlar abi, kadar heyecanlı. Bir yerde Yasin Bolat, bir yerde Abdülhamit Tekin Soyer. Evet, döndürebiliriz. Hocaların heyecanını da gösterebiliriz. Evet, hocaların heyecanını gösteriyoruz. Evet. Bunlar var. Bunlar çok güzel. Sınırlı alanlarda en doğal hakları. Yeter ki saygı çerçevesinde hakemlerimizle başarılı bir spor. Abi canım. Başarılı bir atıyor olarak tanınmak istiyor. Hemen arkada Hamit Altun'u görüyoruz. Hamit Altun Usta da Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor Kulübü'nün antrenörü. Son derece düşkün bir. Evet. Bir dönemin 61 kilo, 58 kiloda çok iddialı adamlardı. Bir takımda hizmet eder. Evet. Bugün aynı zamanda benim asker arkadaşım. Beraber Honduras'ı dünya şampiyonasına gittik. Bu dünya üçüncüsü oldu. Ben dünya şampiyon oldum 2000 yılında. Evet. İki puanına geçti. Puanını aldı. Puanını aldı. Aslında bazen de taktik olarak aktivite puan Yaşı Dağlı'nın Çelik YouTube kanalında canlı sunuyor. Aldı. Nuri Zengin sağ olsun yorum yapıyor. Ben Atta Hoca'ya başarılar diliyorum. Künde'yi 26 Şubat 2024 Afyon. Evet. Bu arada Künde'yi ararken puan verebileceksin. Evet. Buyur. Hemen bir yorumlamanı istiyorum. 2-0 2-0 öndesiniz. Tabii. Bir anda Kündü'yü arıyorsun. Bu arada ayağı verdin sevgili Nuri. Evet. Hemen bilgileri vermek istiyoruz. U17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda maçlar 4 dakika üzerinden yapılmaktadır. İkişer. Bu da çok önemli. Biraz açalım bunu Nuri. Sevgili Mehmet Eroğlu beyefendiye teşekkür ediyoruz. U20, U23 ve büyüklerde müsabakalar 3'er dakikadan 6 dakika üzerinde yapılır. Bu da çok güzel bir not. Başlangıç tabii olduğu için U15'te ve U17'de 2'şer dakika üzerinde toplamda 4 dakika üzerinde yapılır maçlar. Ekrandaki güreş en iyi 3'leri arıyoruz. En içi 3'üncüler kimler olacak? En iyi 3'ü 48 kiloda 2-2 ekranda puan. Osman Kaptan karşısında Muhammed Muş var. Evet, final Batman başladı. Batman Petrol'ün sporcusu Muhammed Muş. Finale hemen döneceğim. Batman Petrol'de
İkisi de Batman Petrol Spor Kulübü'nün, Nuri Zengin en iyi 3. Ama zaten finalde antrenmanlarda birbirlerine çok yapmışlardır. Birbirlerine. Ama ne güzel değil mi Batman Petrol'den? Tabii ki ya. Ülkemizin bir ucundan bir ucuna Batman'dan Afyon Karahisar'da güreşçiler geliyor, final yapıyor, madalya müsabakası yapıyor. Evet, ne diyorsun Nuri Zengin? Şimdi burada bir puan sayılabilir. Biraz biri biraz daha kola baskı yapabilir. Son 1,5 dakika. Şimdi diyor ya, bizim gördüğümüz başka, çocukların gördüğü başka. Yani bunlar zamanla pişecek, zamanla olgunlaşacak şeyler. Öyle ama bunlar şu an şu mücadeleyi vermeleri. Kanlarının son dakikasına, son damlasına kadar mücadele etmeleri. Kıymetli benim için. Evet, Antalya'da da Yaşar Doğu Akdeniz'e açılacak. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı Başkan Doktor Şeref Eroğlu Akdeniz'de, Antalya'da Yaşar Doğu'da şu ana kadar aldığımız bilgilere kadar çok ciddi kayıtlar var, ülkelerden katılım var. Kimler nerede? Jordan evet. Brostar, bu yeni 97 kiloda dünya şampiyonu olan Bahreynli burada. Kimler kimler? Amerika, İran takımı, çift takım geliyor, uyumuş bir takımıyla. A milli takımın yarısı burada, İran milli takımının yarısı burada ve U23 milli takımı. Zaten U23'e büyükler birbirine denk. İran çift takım da burada, Kazakistan, Kırgızistan, bu arada gözümüz ekranda ne kadar çekişmeli geçiyor. Ne kadar çekişmeli geçiyor final. Bakın, İçinki'de alınan bir 3 puan var Ömer Çiftçi'nin hanesinde. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor'un güreşçisi. Bakalım, orada itiraz var. Ama diğer tarafta da tabii en iyi ararken 8 kiloda evet, bu maçın hakemi de Kahramanmaraş bölgesinden uluslararası hakemimiz Yusuf Kurt'tu. Kendisini tebrik ediyoruz. Güreşçilerime Yusuf Kurt da şu an ekranlarınızda, değerli hocalarımız, genç hocalar da tabii Profesör Doktor İbrahim Cicioğlu'nun ve tabii ki Levent Şen gibi çok değerli, olimpiyatlarda ülkemizi kültürlü, düzgün duruşu, düzgün profilleriyle tanıtan önemli hakem hocalarımız. Buradan Yurhan kardeşimize, hocamıza da selamlarımızı yollayalım. Tekrar rahmet dileyelim. Saadetli Yücel hocamızın ismini, annesi vefat etti. Gürhan'ın babaannesi. Allah rahmet eylesin. Ecemizin mekanı cennet olsun. Birkaç ayda zaten kötü durumdaydı. Haberleri geliyordu. Evet. Acı çekiyordu. Rahmet diliyoruz kendisine. Bu arada sevgili Nuri Zengin, işte Antalya bölgesinden uluslararası hakemlerimizden sevgili Hacı Karadağ hocamız da şu an bakın teknik donanım da bugün çok iyi. Monitörlerde tekrar tekrar bakılıyor. Bakalım. 3 puan verilmişti. Evet. 1 puan daha ilave edildi. Şu anda Ömer Çiftçi'nin 4 puan avantajı var. Ama 30 saniye gibi bir süre var. 30 saniye. Çok ciddi bir süre. Çok puanlı oyunlarda. Her şey olabilir ama biri artık tam kapanıyor, biri tam hücum ediyor. Burada biraz daha zor çıkıyor konumda. Güreş ortadayken, denk derken daha fazla puan çıkabilir. Şimdi ben tamamen kapandı. Ben de tamamen artık korkuyorsunuz, hücum etmeye başladım. Burada deneyince şey, boyun durup. İki tane boyun durup deneyebilirsin. Başka yapacak bir şey yok. Yani arkaya geçsen bile 2 puan alıyorsun. 6-4 olacak. Sürede bitti. Evet.